Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bir beslenme videosuyla daha karşınızdayız. Malum sınav hazırlık sürecinde hepimizin en çok yaşadığı problemlerden birisi de yoğun stres. Daha önce bu süreçte stresi nasıl yönetebileceğinizle ilgili videolar hazırlamıştık. Şuradaki i butonuna ekliyoruz, oradan ulaşabilirsiniz. Peki gün içinde yediklerimiz stresimizi azaltabilir mi? Tabii ki de azaltabilir. Bu süreçte hangi besinleri ve bunları hangi sıklıkla tüketebileceğimizi sizler için beslenme uzmanımıza danıştık. Öncelikle stresi azaltmak için serotonin, yani diğer adıyla mutluluk hormonu salınımını arttıran, triptofan içeren besinler tüketmemiz gerekiyor. Siz sanıyor musunuz ki mutluluk hormonunu sadece çikolata arttırır? Yanılıyorsunuz. Neymiş bu besinler? Hadi beraber inceleyelim. Burada görmüş olduğunuz besinler hem triptofan içeriği yüksek hem de B12 vitamini bakımından zengin. Neler varmış bakalım. Yoğurt var, haşlanmış baklagil var, süt var, yumurta var, peynir var ve ekmek var. Ekmeği özellikle tam tahıllı seçmeye dikkat edin. B12 vitamini yetersizliğinde sinir hücrelerimiz yeteri kadar beyne uyarıcı veremez. Bu da beyin yorgunluğunu arttırır. Buna bağlı olarak da stres artışı gözlenir. Gün içinde bu besinlerden tüketmeye özen gösterebiliriz. Şimdi bunu öğrendiğimize göre diğer besinlere geçebiliriz. Sıra geldi hem omega 3 hem de omega 6 yağ asitleri içeriğinden zengin olan bu besinlere. Neymiş bu besinlerimiz? Keten tohumu var, balık var, ceviz var. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri beyin faaliyetlerimizi geliştirir. Ayrıca strese yol açan kortizol hormonunun salınımını azaltır. Keten tohumunu salatalarınıza ve yoğurtlarınıza koyarak tüketebilirsiniz. Haftanın bir günü mutlaka balık tüketmeye özen gösterin. Omega 3 bakımından en zengin balık normalde somondur. Ancak son zamanlarda doğal olmayan çiftlik somonları artışı nedeniyle onun yerine gelen hamsi yiyebilirsiniz. Ve ceviz var. Cevizi de günde mutlaka bir iki adet tüketmeye dikkat edin. Şimdi sırada diğer besinlerimiz. Sıra geldi C vitamini bakımından yüksek olan bu besinlerimize. Stresle birlikte vücudun C vitamini ihtiyacı artmakta. C vitamini stres durumunda yükselen kortizol seviyesini kontrol altına almamızı sağlıyor ve mutluluk hormonunu artırıyor. Örneğin kivi, ananas, portakal, biber, maydanoz ve kırmızı meyvelerden greyfurt ve nar var. Siz zannediyorsunuz ki C vitamini en çok portakalda var. Yanılıyorsunuz. C vitamini en çok yeşil sivri biberde var. Ayrıca kırmızı meyvelerde antioksidan içeriği bakımından çok yüksektir ve bunlar da stresinizi azaltır. Afiyet olsun. Diğer besinlerimize geçebiliriz. Sıra geldi magnezyum minerali bakımından zengin olan bu besinlerimize, yani kuru yemişlerimize. Magnezyum minerali sinirlerimizin gevşemesinde rol almakta. Sakinleşmemize ve dinçliliğimizin devamlılığına yardımcı oluyor. Bu sayede stres kovucu bir özelliği var. Peki neymiş bu besinlerimiz? Badem, fındık, kabak çekirdeği, ceviz. Bunları da gün içinde mutlaka tüketmeye özen gösterin. Afiyet olsun. Şimdi son besinlerimize geçebiliriz. Sıra geldi son besinlerimize. Çikolata var, bitki çayı ve kafein içeren içecekler var. Önce çikolatadan başlayalım. Kakao oranı yüksek bitter çikolatanın mutlu edici etkisi var. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden günlük 2-3 kare kadar bitter çikolata tüketebilirsiniz. Kafein içeren içeceklerden kahve ve kolayı çok fazla tüketiyorsunuz. Bu da stres, yani kortizol hormonu ve adrenalin salınımınızı arttırıyor. Ve daha böyle gergin, stresli ve kaygılı bir haline geliyorsunuz. Onun yerine ne yapacağız? Bitki çayı tüketmeye özen göstereceğiz. Hem bitki çayları uykusuzluğumuza da iyi gelir. Huzursuzluk, baş ağrısı, stres gibi olumsuzlukları da yok eder. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tansiyon gibi herhangi bir sağlık probleminiz varsa doktorunuza danışarak bitki çayı tüketmeye özen gösterebilirsiniz. Evet. Sınav stresini azaltmak için kısaca özetleyecek olursak, kan şekerini aniden yükseltip düşüren, rafine şeker içeren yiyeceklerden uzak durmak, trans yağ içeren paketli ürünlerden ve kızartılmış besinlerden uzak durmak, günlük beslenmemizde omega 3, C vitamini, magnezyum ve B12 vitamini bakımından zengin besinler tüketmek, günlük 200-300 mg'ın üstünde kafein tüketmemek, düzenli fiziksel aktivite yapmak, düzenli ve kaliteli uyku uyumak, her gün kilogram başına 30 ml su içmek. Bir beslenme videosunun daha sonuna geldik. Siz strese nasıl baş ediyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Sınavda şimdiden başarılar.